Bizim açımız, bu soruda verilen açı, pi ile 3 pi bölü 2 arasında. Yani 3. bölgede verilmiş. 180 ile 270 arasında. Genelde burası 0 ile 90 arasında verilir. Normal işlemleri ona göre yapabiliriz. Ama şu an 3. bölgede verilmiş. Bu şu ifadenin işaretinde bir değişikliğe sebep olabilir. O nedenle bölgeyi de düşünmemiz gerekecek. Yani şu açının 180 ile 270 arasında olması soruyu değiştiriyor. Şimdi biz direkt bir dikişgen üzerinden şu hesaplamayı yapabiliriz. Sinüsü 5 bölü 13 olarak verilmiş. İstenen şey secant x. Şöyle yazıyorum. Secant x. Yani aslında 1 bölü kosinüs x isteniyor. Şimdi bir tane birim çember çiziyorum. Şöyle bölgemizi görelim diye. Şurası 0, burası 90, burası 180, şurası 270, burası 360. Şimdi tabii şu 90 da şey şu 180 derece pi dediğimiz şey 180 derece. 3 pi bölü 2 de 270 derece. Yani bizim bahsi geçen açımız şu bölgede. Şurada boyadığım bölgede. Üçüncü bölge oluyor. Burada işaretler eksi eksi olur. Yani sinüsümüz zaten eksi. Sinüsümüz eksi. Kosinüsümüz de eksi olacak. Yani başka bir de işte sekantımız da eksi olacak. Sonucumuz negatif. O konuda hemfikiriz. Şu eksiği hiç dikkate almadan bir tane üçgen çizip üçgen üzerinden kosinüs hesaplaması yapabiliriz. Bir tane üçgen çiziyorum. İşareti bölgeden bulduğumuz için, bölgesinden bulacağım için bu eksiği dikkate almadan üçgen çizeceğim. Şuraya x yazıyorum. Şimdi sinüsü 5 bölü 13'müş. Ben bu eksiği dikkate almıyorum şu an. 5 bölü 13. Karşı dik kenar 5. Hipotenüs 13. Özel bir üçgen. 5, 12, 13 üçgeni. Burası 12. Şimdi biz aynı açının kosinüsünü yazarsak, bu x açısının kosinüsünü, kosinüs x eşittir. Komşu dik kenar bölü hipotenüsten 12 bölü 13 gelir. Yalnız yine aynı bölgede, 3. bölgede olduğu için bunun sonucu negatif olacak. Yani şunun önüne eksi gelmedi. Bir eksi gelecek. Bizim kosinüsümüz eksi 12 bölü 13. Başka bir de işte. Yazıyorum burada yerine. İlk ifadede 1 bölü eksi 12 bölü 13. 1 bölü olduğu için ters dönecek. Yani eksi 13 bölü 12 olacak. Evet, sonucumuz bu olur. Hocam 18 demin çıkıyor değil mi?